Biraz önce seramızda görmüş olduğumuz patlıcan bitkimizi iş yerimize getirdik. Burada kök bölgesini incelemek için söylemiştik. Verticillium patlıcanda tipik verticillium göstergesi. Bitkimizin özellikle bu bölgesinde ve burada görüyoruz arazilerini tepeye kadar. Aşağılardan yoğun bir şekilde başlayarak aynı yerden gelen bu filizimizde de problemleri var. Ama diğer tarafta şurayı tutar mısın filizim? Diğer bu filizimizde bu problemler yok. Sebebi de dediğimiz gibi tek taraflı damar tıkanıklığı, yani iletim demetlerinde problemlerin göstergesidir bu verticillium. Şimdi ben bitkimizin gövdesini de yaracağım. Oradaki arası da beraberce göreceğiz. Şimdi yukarıdan başlayarak keseceğim. Yukarıda arazilerin daha az olması gerekiyor. Evet. Şurada başladı zaten. Şu kahverengiliği görüyorsunuz. Burada başladı. Biraz daha aşağıdan gidiyoruz. Burada da daha bir gözüküyor. Şurayı da mesela. Şimdi aşağıya doğru devam edeceğim kesmeye. Evet arkadaşlar. Net bir şekilde iletim demetlerinde kahverengileşmeyi görüyoruz. Biraz daha yatay almaya çalışayım. İyice belli oldu. Şimdi ana gövdeyi komple kesiyorum. Aynı devam ediyor aynı araz. Evet. Şu bölge temizken, şuraya giden bölge temizken bir yarısındaki kahverengileşme net bir şekilde kendisini gösteriyor. Şimdi biraz da yüküne keselim, kesebilirsek. Kökümüz bu arada çok temiz, çok sağlam gözüküyor. Hiçbir ne nematod ne de başka bir problem yok. Tertemiz. Şimdi buradan aşılı patlıcanımız. Evet. Burada daha net belli. Şu bölge ve şu bölgedeki çürümeyi çok daha iyi görebiliyoruz. Şu bölge. Dış taraflarında onun kadar problemin olmadığı net bir şekilde gözüküyor. İç tarafta çok daha fazla problemimiz. Verticillium'un zaten tipik görüntüsü dediğimiz gibi bir taraflar, yani bir tarafındaki iletim demetlerinin probleminin çok olması sonunda tamamını kapsar bu problem. Evet. Burada da zaten net bir şekilde belli. Patlıcan da verticillium. Biz bunları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz kolay çıkarım olarak. Bizi izlemeniz menfaat edecektir. Selamlar arkadaşlar.